Kendi aramızda da konuştuk, diğer takım kaptanlarıyla da hep birlikte. Güzel bir istişare yaptık. Yaşanan olaylardan konuştuk. Tabii ki kimsenin istemediği olaylar oldu. İnşallah bundan sonra da tekrarlanmaz diye düşünüyorum. Biz de tabii çuvaldızı biraz kendimize de batırmamız gerekiyor. Onu da konuştuk. Saha içinde bizim en ufak bir hareketimiz seyirciye de mal oluyor. Daha çok bir ateşleme oluyor diye düşünüyorum. İnşallah bunlardan arınmak istiyoruz artık. Hep beraber de konuştuk. Sonuçta saha içinde kazananın kaybedenin hep bir olduğu bir yer. Yani kazanan da belli, kaybeden de belli. Ondan sonra çıkıştaki bizim kardeşliğimiz, dostluğumuz daha önemli diye düşünüyorum. İnşallah bundan sonra da böyle olacak diye düşünüyorum. Gerçekten öyle konuşuldu çünkü. Cumhurbaşkanı da söyledi bu konularda. Neler yapmanızı istedi futbolcular yani açısından? Yani Sayın Cumhurbaşkanımız da bu konuyla ilgili daha tam bir net olarak konuştu. Dediği şey bizim sağduyulu olmamız, yani hep konuştuklarımız saha içinde sağduyulu olmamız, birbirimize yakınlığımız, davranışlarımız, bunlardan bahsetti. İnşallah biz de Sayın Cumhurbaşkanımızın söylediklerini dikkate alarak daha dikkatli olmaya çalışacağız. Siz 18 kaptan kendi aranızdaki istişarelerde özellikle nelere vurgu yaptınız kaptan? Ya işte dediğim gibi... Ne tetikliyor mesela seyirciyi bu denli? Yani çoğunlukla bizim hareketlerimiz, tavırlarımız, onlardan da çok bahsettik yani. Onları düzeltmemiz gerektiğini konuştuk. Herkesin de ana ortak fikri buydu. İnşallah düzelteceğiz diye düşünüyorum yani. Herkesin sonuçta konuşarak fikir birliği yaptığı bir konu buydu çoğunlukla. Peki Rize Spor olarak Cumhurbaşkanı sana konuştunuz mu? Rize Spor ile ilgili bir şey sordu mu? Sayın Cumhurbaşkanım dedi, memleketten ne getirdim bana dedi. Dedim size memleketinizin selamını getirdim dedim. Ondan sonra selamlarını aldılar. O kadar fazla. Daha fazla bir şey konuşmadım. Peki hafta sonunda Başakşehir'le önemli bir karşılaşma var. Önemli bir karşılaşma. İlk yarıda da mağlup olmuştuk burada. Evet, önemli bir karşılaşma. Başakşehir ilk bu sene çıktılar ama gerçekten Abdullah Hoca çok iyi bir kadro kurmuş. Şu anda zaten durumları çok iyi, iyi de oynuyorlar. Biz de tabii evvelsi hafta Fenerbahçe'ye inanılmaz derecede hiç anlam veremediğimiz bir mağlubiyet aldık. Bunu hiç beklemiyorduk tabii. Sağ içinde biz de ne olduğumuzu şaşırdık. Ama tabii bunun dersini çıkartıyoruz. Çıkarttık da artık daha bilinçli olmamız lazım. Lig bayağı bir zaman süreci kısaldı. En iyi şekilde şu kalan maçlarımıza da puanları toplayıp artık iyice bir kafamızı rahatlatmak istiyoruz.